Başlatalım kaydı tam. Şimdi temas yoluyla bulaşanlar ve temas yoluyla bulaşmayanlar olarak şey yaptık burada. Şimdi temas yoluyla bulaşanlar da eğer buradan gireceksek hani burayı bir bölmemiz gerekiyor ya, yani aslında şuradaki duvarla biz bunu bölmüş durumdayız. Fakat hani hasta yakınları falan geldiği zaman ya da hastalar geldiğinde dışarı çıkarlarken başka enfeksiyonları da yanında götürmemeleri adına, hani bulaşıcılıklarını gidermek adına bu bölgede bir sterilizasyon alanı oluşturmaya çalışsak ve aynı zamanda şu uç taraftaki, pardon, özür dilerim, diğer koridorun ucundaki doktor ve hemşire odalarına, hemşire ve doktor odalarına aslında bunun merkezinde bir yere yerleştirsek de buradan her defasında git gelle şey yapmasalar, doktor ve hemşirelere biraz daha şey, bir hani merkezde bir yer ayarlamış olsak çok daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Hani buradan gelecek olan hastaların da aynı şekilde burada bir kontrol mekanizmasını yapıp da ya da bir sterilizasyon falan filanla kurgulayıp burada şey yapmamız daha doğru olur gibi gözüküyor. Burada hasta yakınlarını biz içeri alıyor muyduk refakatçilere? Evet hocam, yani temas yoluyla bulaşmayanları da almayı düşünüyorum ben. Bu tarafta alacağız, bu tarafta olmayacak. Evet. Peki. O zaman şöyle yapsak olabilir mi? Mesela ıslak mekanlar var ya burada. Her birimin kendi içinde zaten lavaboları var. Bu lavaboları acaba biz binanın, yani koridorun haricinde bir yere mi alsak? Yani şuraya mı alsak daha doğru olur? Anladım. O kısmı mesela lavaboların kısmına da hemşire odalarını biraz kaydırıp yani. Yani evet, ya lavaboların olduğu yere de hani ikisini yer değiştirmek olabilir veya hani bunları da yan tarafa doğru alarak, yani şöyle yapsak nasıl olur? Bir saniye, bana bir müsaade eder misiniz? Şimdi biz hani buradaki hemşire ve doktor odalarını koridorun merkezinde bir yere yerleştirelim ki doktorlar hani müdahale olduğu zaman ya da git geldi nöbette falan çok fazla yorulmadan, hizmetini aksatmadan hani çalışabilsinler. Buradaki ıslak mekanları da koridorun içine almak çok doğru olmayabilir. Zaten odaların içinde lavaboları var. Refakatçılarla aynı yeri kullanabilirler. Ha, olası bir durum, yani ters bir durum olmaması amacıyla birkaç tane lavabo ve şeyi, klozeti bu arka taraflara, hani koridorun uç tarafında dışarıda kalan kısımlara koyabiliriz. Bence girişleri de burada çift giriş yapmak çok doğru olmayabilir. Şöyle, şimdi aynı yerden geldiğimizde mesela bu sadece buraya müdahale şey olsun, hizmet versin. Bu da sadece bu tarafa hizmet versin diye kullanabiliriz sanki. Çünkü temas yoluyla bulaşanlarla bulaşmayanların arasında sterilizasyon farkı olacaktır. Çünkü hani temas yoluyla eğer bulaşıyorsa burayı da aynı şekilde bir sterilizasyon odası gibi bir şey yapmamız lazım. Hani filmlerde görüyoruz ya, böyle her tarafına işte dezenfektan sıkıp da bir şeyler yapıyorlar. Yani bunu bu tarafa ayırmak yerine hani çift çift girişi de kontrol etmek oldukça zor olacaktır. O yüzden dolayı atıyorum hani bu merdiven ve asansör sadece bu tarafa hizmet etsin. Bu merdiven ve asansör hani şekli nasıl olur şu anda şey yapmadım. Onlar hala tasarım içinde. Ona göre tek tarafa hizmet etsinler. Yani bakıldığı zaman koridor burada tek kalsın. Diğer tarafta da tek kalsın. Yani şey olarak baktığımızda. Sterilizasyon odalarımızda eğer yapacaksan bunların ucunda yapalım. Uç taraflarında. Yani şey olduğunda bu taraftan bir sterilize olup da girsinler. Hatta kapılarında böyle şey yapıyorduk. Şaşırtmalı açıyorduk. Çünkü içeriye bir hava akımını engellemek amacıyla. Aynı şekilde burada hani bir bilgilendirme mekanı da olarak kullanılabilir diye düşünüyorum. Hani doktor belki girişi çıkışı yasaklayacak da gelip burada bilgisini verip ondan sonra misafirler ya da hani hasta yakınları buradan alıp hani bilgisini telefonla ya da hani yüz yüze olacak şekilde daha sonrasında
Bu alan ayrı kalmış olacak, diğer alan ayrı kalmış olacak. Yani birbirlerine temas etmeden ikiye bölme ihtimalimiz olacak böylelikle. Olabilir yani. Hani Tamam hocam, ben bunu deneyeyim. onu bir düşün. Ondan sonra burada hani cepheyi hareketlendir diye demiştim ya ben. Bu cepheyi hareketlendirmek hani blok olarak baktığımız zaman hani şurada bir girinti ve çıkıntı yapıyorsak bunu yani cephede hareketlendirme yapmak demek hani onu sadece duvarları ileri geri getirmek götürmek olarak pek düşünmüyorum. Hani blok çünkü baktığımız zaman boylu boyuna devam eden bir blok. Yani yüzeysel oynamalar çok fazla şey yapmayabilir. Bunu ancak ne yapabiliriz? Hani burayı içeri doğru çıkarıyorsan mesela şu iki odayı biraz daha taşır. Hani bunu bu hizada tut gibi şeyler yapabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Yani blokları hani sadece belli bir yeri al çıkar değil. İkisini aynı anda eş zamanlı yaptığın zaman o monotonluğu daha rahat bozarsın bence. Bir de girdiğimiz zaman hani şu ıslak mekanlara baktığımızda hani girdik diyelim ki hani ana girişin yan tarafından tamam mı? Genelde küveti bu tarafa koyarlar. Ya da bu taraftan girdiğimizi düşünelim. Ters şey yapmayalım. Klozeti ve lavaboyu da bu tarafa almaya çalışırlar. Yani küvet tarzında bir şey olacaksa ya da duş tekmesi diyelim ona. Hani ölçülerinde, oda ölçülerinde ona göre yapalım. Birer tane mutlaka bir bacası olacak. Bir de yatak başlarının arka tarafında hani, mutlaka bir hizmet alanı için hani burada bazı mekanik tesisatları falan bağlayabilecekleri de bir alan bırakabilirim orada. Olur mu? Yani Tamam, aslında iyi oldu. şu iki oda arasında bir tesisat boşluğu gibi bir şey bırakmamız daha doğru olur. Yani böylelikle odaların ya da aks bu tarafa doğru biraz daha uzayacak gibi gözüküyor. Tamam mı? Tamam hocam, Peki bunları üst güzel. kata da bir bakalım. Yani burada da yoğun bakımda hem bu tarafa hem bu tarafa giriş yapacaktık. Onları yaptım. Bir de bu biraz yakın. Şu hasta ve hemşire odasının yerini değiştirmem gerekiyor. Onu anlamadım. Onu Yani şimdi tekrar. burada yoğun bakımı Allah kimseyi düşürmesin de hani bir baktığımız zaman oradaki olayları gözünüzde canlandırın diye ben anlatayım size siz şey yapın. Diyelim ki hastanıza yoğun bakıma götürüyorsunuz. O hasta bilinci açık olabilir ya da kapalı olabilir. Kişi kendinde olmayacağı için işte alt bezidir, ıslak mendildir, kağıt peçetedir falan filan gibi bir sürü ya da pijamasıdır gibi bir sürü şeyi isteyecekler sizden. Şimdi hasta yakını geldiği zaman burada içeriye almayacaklar hasta yakınını. Buradan doktor yani artık ona bir oda ayarlamamız gerekecek burada. Atıyorum hani burada bir oda ayarladığımızı düşünün. Koridorunda böyle düz geldiğini. Doktor buradan kendisi içeri de girebilmeli. Yani bir saniye bir daha düzeltelim. Şöyle yaptığımızı düşünün. Tamam mı? Buradan içeri gireceğimizi düşünün. Doktor aynı kapıdan girdiğinde burada kendi odası olur. Ya da hemşirelerin odası olur orada. Bu ön bilgilendirme mekanında içeriye almadan yani şu tara şey alanı şu alanı geçmeyecek şekilde yeşil alanı geçmeyecek şekilde bir bilgilendirme yapar ya da alacaklarını alır. Daha sonra hasta yakınlarına geri gönderir. Kendisi de içeri doğru hareket eder ya da odaya girer, odaya hareket eder. Burada yine bir sterilizasyon gibi bir yeşil alanı hani temizlenme alanı olarak düşünün burada. Orada da sterilizasyonu yapar ve kendisi de çıkar. Hasta yakınları için burada hani ıslak mekanlara ihtiyaç olmayabilir. Tamam mı? Yani ya da doktorlar için hani böyle bir şey yapıyorsak hani o olabilir. Ya da daha böyle bir duvara dış tarafa doğru şey yaparak buralarını açık mekan olarak bırakırsın cam olarak. Bu alanları da işte malzeme odasıdır ya da işte küçük bir danışma gibi bir şey koyarsın gibi. Yani burada eğer hoca odasına, şey, doktor odasını buraya koyup da bu alanı eğer şey olarak bırakıyorsak, şu alanı bırakıyorsak, bir yerinde hani bu tarafa doğru alıp işte bir
bilgilendirme odası, depo ve ıslak mekan gibi bir şeylerle koyup şey yapılabilir. Hani beklenebilir. Buraya birkaç tane de sandalye falan atılır. Ya da oturma şeyleri konulur. Hasta yakınları geldiğinde beklerler, bilgilerini alırlar, sonra tahliye ederler gibi düşünülebilir burada. Tamam mı? Yani Tamam. bunu da ikiye bölmemiz gerekiyor. Durumu ağır olanlarla şey gibi düşünün bunu da. Hani bilinci açık olanlar gibi diye düşünebilirsiniz. Burada hani herhangi bir hani ölüm vefat gibi bir şey olduğunda da doğrudan asansörle pardon doğrudan asansörle de morga kadar gidebilecek bir şaft ayarlamamız gerekiyor. Bir de şeyi anlatayım ben sana. Şimdi morg olayını da anlatayım. Diyelim ki burada bir hasta yakını vefat etti. Hasta vefat etti. Vefat ettiğinde bir soğuk dolaba alınır. Soğuk dolaba alındıktan sonra bir yerde bir görevli vardır. O görevliye resmi işlemlerinizi yaptırırsınız. İşte bir hani İslami usullere göre yıkanması amacıyla bir şey yapılır. Başka bir görevli odası olur. Ondan sonra bir tane gasilhane olur. Hani yıkama odası gibi. Gasilhanede hani yıkanır. Daha sonra tekrar dolaba konulur. Ya da doğrudan yıkanır yıkanmaz kabristana sevk edilir. Hani burada da morgda da bu şeylerimizi de ayarlamamız gerekir. Mekan organizasyonlarını ayarlamamız gerekir. O yüzden hani adli bir vakasa farklı işlem yapılabilmesi amacıyla işte gene ilk girişteki bu odada müdahalesi yapılır ve daha sonrasında hareket edilir. Ona göre de bunu şey yapmamız lazım. Ayarlamamız Ben gerekiyor. morgu çizmiştim de onu Bodrum'a ekleyeceğim. Onda. Bu kısımda da aslında hocam pek bir şey değiştirmedim ofis kısmında. Ama bir şey soracaktım. Şimdi benim bu merdiven yani işte temas yoluyla bulaşan bloğun olduğu kısımdan yoğun bakıma geçiş yok. Onun için bu ofisleri biraz daha ön tarafa taşıyıp buradan da buraya bir geçiş yapmam gerekiyor mu? Yani sence gerekir mi? Yoğun bakımdan geçişi olması gerekir mi? Yani burada Bence hastanenin gerekiyor. yönetim kadrosunu topluyoruz burada çünkü. Bu yönetim kadrosundan yoğun bakıma geçişin olması çok ihtiyaç olan bir şey değil. Tamam. Yani eğer buradaki tek sıkıntı ne biliyor musun? Burada bizim bir alanımız var ve biz bu alanı kullanmıyoruz. Ama ihtiyacımız olacak mı olmayacak mı ona göre bir hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü mesela burada hani başka bir yoğun bakım yani bir yoğun bakım ünitesi değil de çünkü koridor kalınlığı olarak baktığımızda çok geniş hani iki tane yapabilmek için. Bir de kontrolü kaybetmeye başlayabiliriz burada. Onun yerine acaba burada da gene odalar, hasta odaları falan yapılabilir mi önlü arkalı? Onu bir değerlendirmemiz gerekir. Hastane yönetimiyle arasında kesinlikle geçiş yapmanın bize bir avantajı olmayacak. Çünkü ya da ne yapacağız? Hani burada hastane birimini buraya alacağız. Yani yönetim birimini. Buraya temas yoluyla bulaşanların bir kısmını tekrar yukarıya almak durumunda kalacağız ya da. Tamam. Yani öyle bir şey de olabilir. Hani alttakinin devam niteliğinde yukarıya da alınabilir yani. Hani amacımız şeyi yapmak ya bizim temas yoluyla bulaşanlarla temassız olanları hani temas yoluyla bulaşmayanları ayırmak ya. Hani kat olarak baktığımız zaman hani kesit çizdiğimizde mesela şöyle düşün. Bu katı hani ara kat olarak düşün. Birinci kat zemin kat ve ikinci kat diye düşün burada. Kırmızı olanlar hani temas yoluyla bulaşıyorsa eğer böyle mavi olanlardan ayırmış oluyoruz. Yani şuradan ayırmış oluyoruz şöylece. Ama tabii şeylerimiz devam ediyor burada. Döşemelerimiz devam ediyor. Burada çekirdeğimiz var şöyle diyelim. Burada da bunun çekirdeği olduğunu düşün. Kırmızı ile maviyi tamamen ayırmış olacağız. Bu bizim amacımıza ulaşmış olacağız o zaman. Evet. Yani böylece hastane yönetimi de biraz daha merkezi bir asansörle ve çekirdekle
bütün birimlere daha olmuş olacaklar. Evet, Müdahale ortada kalmış. edebileceklerdir. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Bence bunları bir daha düşünelim, değerlendirelim, olur mu? Aha, tamam hocam. Peki zemine bir daha gelebilir miyiz? Bu triyaj bölümü ve kan almadır, görüntüleme merkezidir. Onları nasıl yaptık? Bir de onlara bir Hocam bakalım. onları çizmedim ama onları da Bodrum'a, yani şu bloğun acil biriminin altındaki Bodrum'a koymayı düşünüyorum. Peki, şimdi burada geçen hafta şeyi de anlatmıştım size. Onları da göz önünde bulundurun. MR ve görüntüleme merkezinde bir tane doktorumuz olur. O doktor, yani iki hastaya bakacağı zaman tabii hastaların üstünü başını değiştirme ya da görüntülenecek olan alana göre biri girerken bir diğeri çıkabilecek şekilde bir oda yerleştirilmesi gerekiyor. İşte atıyorum koridor bu taraftaysa eğer hastanın kıyafetlerini ya da eşyalarını dolaba koyabileceği bir soyunma odaları olur. Daha sonra burada hem koridordan içeri dışarı çıkış yapabilirler. Hem görüntüleme merkezi de burada olur. İşte bir yatağı olur onun. İşte hocanın masası olur ya da doktorun. İşte gelir burada MR yapacaksa ona göre yapar. Ultrason yapacaksa bu şekilde olur. Ultrason olmayacaksa, MR olacaksa arada bir tane bölme olacaktır burada. Hastalar bu alana doğrudan giriş yaparlar. Bir saniye onu bir daha düşünün. Az önceki şunu şöyle yapalım bir saniye. Şu MR olacak olan ultrason olacaklardı bu şekilde. Ama MR olacaksa burada hasta bir şekilde koridordan odaya girer. Odaya girdikten sonra bir ultrason için olacak. MR için ya da ultrason için, tomografi için bir doktor mekanı olur ya da tekniker mekanı olur burada. Masası falan. Ondan sonra burada görüntüleme cihazı olur. Girer. Cihazda görüntülemesi yapılır. Yani şu mavi alan bizim görüntüleme alanımızdır. Yeşil olan da korunduğumuz alandır. Yani güvenli olan alandır. Burada arasında bir geçiş olmayacaktır bunun. Bunun arasında bir geçiş olmaz. Kurşun duvarlar falan yapılır orada. Böylece farklı koridorlara, yani bir koridordan farklı görüntüleme alanlarına girmiş olabilirsiniz. Ultrason olur, MR olur, tomografi olur ya da röntgen olur. Bunlar da bu şekilde bölüntülenir. Yani onlara göre burada alan ayarlamamız lazım. Acil tarafı Onlara da neredeydi ben göremedim burada. Acil biriminde evet görüntüleme merkezinde o şekilde ayarlamamız gerekiyor. Tabii aynı şekilde bu ilaçlı ilaçsız olacak şekilde de ikiye bölünebilir. Burada PET çekimi diye bir şey vardır. O nükleer yüklenmiş, şeker yüklenmiş görüntüleme merkezinin buraya alınmaz. Daha başka özel bir yere almak gerekir. Onu da ona göre yapmamız lazım. Dikkat etmemiz gerekiyor. Tamam. Onları güzelce bence ayarla. Anlaştık mı? anlaştık hocam. Peki. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Katılım durumumuz nasıl? 12 kişi var. 11 kişi var. Şimdi arkadaşlar ben size buradan birkaç bir şey de söyleyeyim. Ona göre pozisyonumuzu alalım. Şimdi bizim final jürimiz yapacağız. Öğrencilerimizin toplam 15'er dakikalık bir sunu yapmasını ben istiyorum. Çünkü bu sefer süre çok uzuyor ve bizim konsantrasyonumuz çok dağılıyor. Hani daha uzun bakmak istiyoruz ama tabii bu artık final olduğu için nihai kararımızı verip yapacağız. Projelerinizi bir gün öncesinde bize gönderin ve ertesi gün sunumunuzu yaptığınızda 15 dakikalık sunumunuzu yapın. Biz hocalarımızla beraber de 5'er dakikalık bir görüş bildireceğiz. Ondan sonra da sıradaki arkadaşımıza geçeceğiz diye düşünüyoruz. Buna göre pozisyonumuzu alalım. Ayın 21'inde jüri günümüz. Sabah 9.30-10 gibi başlarız. Ben bununla bağlantılı sizinle linki paylaşacağım. Ona göre de yapalım, düzeltmelerimizi yapalım. Bu hafta bence son şeylerimize bakalım. Kritiklerimizi alalım. Çünkü final haftası başlayacak önümüzdeki hafta ve derslerin bittiği hafta bu hafta. Şeyle ilgili projelerinizle de bağlantılı eğer böyle küçük detayları soracaksanız mail olarak atabilirsiniz.
Hani bakıp bakamayacağıma söz veremiyorum çünkü bizim de kendi yoğunluğumuz var. Hani diğer sınavlarımızla bağlantılı. Fırsat bulabilirsem bakarım. Bulamadığım durumda da size en son verdiğimiz kritik doğrultusunda projelerinizi düzeltirsiniz. Evet. Şimdi müsait olan bir arkadaşımız kim var? Ben gelebilirim hocam. Tamam Başak, buyur. Notlarınızı ben şeyden gönderdim, chat bölümünden gönderdim. Oradan da bir bakabilirsiniz. Hocam geldi mi ekran? Geldi. Hocam burada kritik verdiğinizde bu kısma yönelmişsiniz. Burada çift giriş yapmaya çalıştım. Burada Evet. soyunma odasını ve tuvaleti ayırdım. Oturma kısmı da burada olacak. Tamam. Peki. Yani şurayı bir şey yapmak gerekir mi acaba? Bir daha bir gelir misin oraya? Şimdi şurada hani koridor burada hani gelip de şey yapıyor ya, bir girinti yapıyor ya. Acaba onun netliği bozulmadan devam ettirebilir miyiz acaba diye düşündüm de. Yani şurayı tekrar ikinci bir duvar gibi bir şeyle ayırıp da hani yönetim birimine girdiğimiz anlaşılsın gibi. Çünkü girer girmez ilk toplantı odası karşılıyor bizi orada. Toplantı odası değil de sekreter gibi ya da hani idareye bir tık yakın olan birim karşılasa daha doğru olacak gibi. Bir tek orası beni rahatsız etti. Onu da bir daha bir değerlendirmeye çalışalım. Diğer yerlerde çok büyük bir problemimiz yok. Dans atölyesi, keman, gitar, hani bunlarla ilgili daha önce konuşmuştuk zaten. Hepsi sesli olan yerli şeyleri bir araya topladık burada. Dansla beraber de olacak şekilde. Dans atölyesindeki soyunma ve giyinme dolaplarını nasıl yapacağız? Onu bir de onu sorayım ben sana. Hocam onlar Bodrum'da soyunma odası var. Şu merdivenden ulaşıyorlar. Tamam. Şu alanı ne olarak değerlendireceğiz? Eşya falan mı koyacaklar oraya? Yani bir dolap koyabilirim. Şu an boş Gibi. ama. Yani kıyafet ya da hani öyle ufak tefek bir şeylere koyabilecekleri bir alanda olabilir. Doğrudan hani kıyafetlerini koyacaklarsa direkt havalandırma yoluyla da ya da hani kıyafet dediğim de hani yıl sonu gösterileri falan gibi bir şey olacaksa o tip şeyleri koyabilirler. Onlar da olabilir. Peki. Sonra? Birinci kat planında bir değişiklik olmadı. Bodrum'da bir sığınak ekledim bu kısma. Onun haricinde Şeyde kesitlerimizi yapmışız. Bodrum'da şu ortadaki alanlarımız, şimdi taşıyıcıyı biz hiç düşünmeden hareket ettik. Taşıyıcıları da bir hani en azından o akslarımızı falan, hoppa, yanlış oldu. O akslarımızı da hani burada nasıl devam ettiğini falan bir şey yapsak, hani kurgulamaya çalışsak onu bir dikkat edelim. Bir de orta alanda çok büyük bir boşluğumuz oluşmuş durumda. Trofa odası dediğimiz şey aslında bizim hani UPS ana tablo jeneratör odası. Hani bunlar enerji birimleriyle olan şeyler. Burada bize ortalama bir 15-20 metrekare bir alan yeterli olacaktır. Burası o yüzden çok büyük bir alan. Bu onlarla bağlantılı da bir şey yapalım. Bir daha bir değerlendirmeye çalışalım. Olur mu? Koridorlarımız çok şey düzensiz şeyde. Hani koridorlarımızın büyüklüklerine bir daha bir bakalım çünkü. Ona göre yukarıdaki alandaki gibi bir koridor aşağıda olmayabilir. Biraz daha hani taşıyıcıyla aynı nitelikte olacak şekilde hareket etmek gerekebilir burada. Taşıyıcıyı da göz önünde bulunduralım, olur mu? Tamam. Kontrolsüz alanlarımız var. Hani tanımlayamadığımız alanlar. Yukarıdaki tabii mekan organizasyonuyla aşağıdaki mekan organizasyonumuz aynı değil. O yüzden ondan kaynaklanıyor. Belki hani buraya da bir şey yapılıp hani kolonlaması nasıl olacaksa ya da taşıyıcısı ona göre bir şey yapmak da gerekebilir. Ya da illa böyle olmak durumunda değil. Hani iki tane çekirdek var. Bunların şeylerini verip koridorlarını verip belki bu şekilde yapacağız. Yani bilemiyorum. Şu ölü alanları değerlendirecek ya da odaya katabileceğimiz şekilde olsun yani. Onu demek istiyorum.
Ben de çizemedim. Yani atıyorum böyle bir oda mekanı gibi bir şey de yapılabilir. Mesela. Hoppa gitti. Geliyor mu çizim? Geliyor hocam. Evet şöyle mesela. Altta gene soyunma dolapları dursun orada da mesela. Şöyle. Bunu düz alarak belki bilemiyorum. Böyle gibi yapılabilir yani. Koridorları şöyle düşünebilirsiniz. Belki şu alttaki mekanı yani burası trafo odası olacak da burası komple bir şey olacak. Anlatabildim mi? Evet hocam. Sarıyla ve farklı renklerle göstermiyorum. Şurası kontrol şey kontrol diyorum. Şöyle olduğunu düşün. Hani bir şey olarak. Burasının başka bir mekan, burasının da başka bir mekan olduğunu düşünebilirsin. Gibi gibi. Yani burada farklı mekanları da şey yapmak gerekebilir. Yan yana koymak gerekebilir yani. Şöyle. Yani küçük bir koridorla ya da bir dağılım alanıyla hepsini birden şey yapmış olacağız. Mavi olan alana düşünün. Bizim ana dağılım alanımızmış gibi düşünülebilir. Tamam. Yani Tamam koridorları hocam. hoyratça kullanmayalım. Tamam. Tamam, devam edelim. Kesitlere bir bakalım. Sizlerle görünüş ve kesit belli olmayan mısınız? Biraz kalınlık incelikle onları Evet, belli etmeye evet. çalıştım. Taşıyıcılarımız çünkü çok hani tamam mimari proje kapsamında uygulama projesi gibi ne yakın bir şeyler yapalım ki en azından şey yapabilirim. Çatımız nasıl olacak bizim burada? Göstereyim ben. Bu şekilde. Teras çatı yapmışız. Hı. Bekle. Terasımızı bir şey olarak değerlendirecek miyiz? Yani manya kriter. Yok, çim çatı olarak gibi diyorum. Yeşil çatı gibi değerlendirebilir miyiz acaba? Şu da iyi olmuş Şey olarak aslında. derdim. Bir sen söylüyorsun, bir sen, bir ben söylüyorum. Biraz karışıyor. Bence burası iyi olmuş durumda. Şeyden dolayı, çatının üst tarafı. Çünkü hani alt taraftan her ne kadar algılanmasa da iç mekandan çatının devam ediyor olması orada bize bir avantaj getirecektir. En azından şey olarak daha rahat, yani psikolojik olarak daha rahat bir şey hissedeceğiz. Buna göre hareket etmemiz gerekebilir. Bir daha paylaşım yapabilir misin? Çatının üstündeki yer her ne kadar zeminden hissedilmese de iç mekanda bulunan kullanıcılar tarafından hissedilir bir şekilde şey yapacaktır. Burada çatıyı neden çim, yeşil çim ya şey yeşil çatı olarak değerlendir diye şey yaptım. Eskişehir oldukça soğuk bir bölge. Soğuk bir bölge olduğu için hani yeşil olan çatı en azından bize kısmi olarak bir yalıtım sağlayacaktır. Yani kış şartlarında. O yüzden onu o şekilde değerlendirmek olabilir. Bir de şimdi çatılarımızı düz yapmışız ya burada. Kar yükü ve hani yağmurla bağlantılı bir yere aktarmamız gerekebilir. Onları en azından bir tarafa doğru eğik yapmak olabilir. Ya da ben böyle düz yapacağım ama kendi içinde %5'lik onluk bir eğimli yapacağım da diyebiliriz. Kütlesel olarak form iyi duruyor. Oynamaları falan güzel. Dolup boşluk oranları da iyi. Malzeme seçimlerimizi bir daha bir değerlendirelim istersen. Dış kaplamayı. Hani nasıl bir konstrüksiyon düşünüyorsak ya da nasıl bir kaplama düşünüyorsak onu da bir değerlendirelim, olur mu?
Yani ahşap düşünmüştüm ben daha doğal bir görüntü istediğim için. Burada terakota yani şey seramik kapağı gibi bir şey algıladım ben. Ya da ahşap görünümlü bir şey düşünüyorsun. Tamam. Peki görmüşlerin var mı? Onları koymamıştım. Tamam. Bundan sonraki jürimizi artık şey yapalım. Hani görünüşlerimizi de bir çalışalım. Hani önde olanları daha koyu, arkada olan yüzeyleri daha açık olacak şekilde uygulama projesiymiş gibi hazırlayalım onları da. Ki şey olsun, daha algılanabilir olsun projelerimiz. Sormak istediğim bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. Sağ Kolay olasın. gelsin. Sağ olun size de. Evet. Gülenay, Ahmet, Ceren, Hocam Asu. ben gelebilirim. Tamam, hadi buyur. Ekran geldi mi hocam? Ekran geldi. Bizim resimlerimizin olduğu şeyi bir kenara alabilir misin? Ha, tamam. Projenin tam ortasında. Hocam ufak değişiklikler yaptım aslında. Pazartesi göndermemi söylemiştiniz ama memlekete gelmem gerekti. O yüzden bir türlü ayarlayamadım o süreci. En son dediğiniz şeylerle oynamak istedim. Zemin kata dair çok bir şey konuşmamıştık. Sadece kafeterya ve sergi alanının konumu hakkında konuşmuştuk. Bu eski hali. Onunla ilgili birkaç yani yer değiştirmeye çalıştım. Kafeterya bu taraftayken hani bir restorana girişi edası veriyor demiştiniz. Onu biraz bozmaya çalıştım bu şekilde. Hani rektörlük karşısına gelen kısmı sergi alanını koyarak öğrencilerin yoğun olduğu kısma da kafeteryayı taşıdım. Hem bu şekilde biraz kırmaya çalıştım ne kadar olduysa. Burası da aynı zamanda yani sergi alanının olmadığı zamanlarda şu kısmı sosyal alan olarak kullanılır diye düşünüp eski haliyle bıraktım bu kısmı. Onun dışında ikinci katta atölyemi tekrar bu cepheye aldım. Öğretim görevlisi odalarını koymuştum geçen hafta. Tekrar değiştirdim. Eski yerini aldım. Bu kısma kritik odalarını koydum. Tamam. Yarım kat kod farklı öğretim görevlisi odalarını bloktan ayırmışsın galiba. Şöyle Evet, oluyor biraz şekilde. kod farkı yaratmaya çalıştım. Çünkü en üst katta ikinci katımda yarım kat olmasını istedim. Yani bu kısmını da kendi içinde eşitledim bir nevi. Yani burasını 3 metre, bu kısmını da 4,5 metre yaparak az sonra kesitte de gösterebilirim. Aynı şekilde burada da devam ettirdim. Bu kısmın Evet. dediğim gibi tam olarak burayı da kaplamak yerine öğretim görevlilerinin olduğu bloğu kendi içinde kodlandırdım. Odalarımız atölye yüksekliklerimiz ne kadar burada? Hocam atölye yani ilk giriş katta 4,5 metre. İkinci katın normalde 5 metre konferans alanı olduğu için şu kısımda. Ve konferans alanı da yerini değiştirdim. Bunu da söyleyeyim gelmişken. Evet. Fuaye alanını biraz daha ortalayıp çıkışı oraya verdim. Böyle daha iyi olmuş bence. Evet biraz daha oldu gibi geldi. Yani daha tanımlandı fuaye alanı. Ve Girişi ve diğer şeyleri de biraz şey yapmış. evet. Yani Ama fuaye ortadan girmediğimiz için hani uçtan girip de yukarı doğru çıkacağız ve o biraz şey yapabiliriz de. Yani çok içine az yükselti geçebiliriz. fark olduğu için merdiven koymam gerekliydi. Hani, büyük bir alan içinde merdiveni kullanmak istemedim. O yüzden böyle oldu. Ve bu kısım yüksekliği 5 metre. Ya burada sadece burayı 5 metre olarak da bırakabilirsin veya 6 metreye de çekebilirsin orayı. Burayı da gene 4,5 olarak devam edebilir. O da olabiliyor. Komple hareket ettireceğim diye uğraşmak zorunda değilsin. Çünkü dediğim gibi üst kısmında çok boşluk oluyor ve ses yansıması vesaire gibi sorunlar açığa çıkabilir. Üstü kapatılınca da hoş bir görüntü olmaz. O yüzden kesitte de Bir de şey, birinci kata bir daha gelebilir misin? Senin sinyal sorunun olduğu yere. Bir de burada mı şey var? Bir üst kata.
Amfi yaptım. Tamam. Peki. Tamam. Toplu çalışma alanları var. Bu kısmı nasıl değerlendireceğimi bilemedim. Çünkü geçiş alanının genişliğinde atölye sığmadı. Yani bu kısımda biraz tıkandım. Nasıl devam edeceğimi bilemedim. Ya orası aslında geçiş alanının hizasında olduğu için iki avlu mekanını kesen bir köprü vaziyetinde. Evet. Yani buradan ta böyle dolaşmak yerine hani kestirmeden gitmeyi ya da hocalarımızın gelmesini sağlayabilecek bir yer. Bir köprü yapmışız aslında orada. Köprüye bir müdahale, bir oda yerleştirirsek avlunun bütünlüğünü bozabiliriz. Kesilebilir. Yani o ancak küçük seyir şeyleri falan yapılabilir ama odalardan da çok hoş gözükmeyebilir yani hiç avludan da. Tamam. Böyle dursun madem. Dediğim gibi öğretim görevlerinin olduğu katların yüksekliğini 3 metre şeklinde 9 metreye tamamladım. Bu kısımlarda dediğiniz gibi sadece konferans salonunun yüksekliğiyle oynayarak sabitleyebilirim. Yapalım, Şu şekilde oldu. Yani bu kısım kendi içinde, bu kısım da kendi içinde. Biraz. şimdi böyle yapıyoruz ya aslında biz burada hani buradan da aşağıya inmek gibi de bir şey yapmamız gerekebilir şöyle. Aslında kendi içinde merdiven olduğu için bu kısmı biraz ayırsam mı diye düşündüm. Tek kattan verdim merdiveni. Ama şöyle, şimdi hocalarımız öteki tarafa gidebilmek için ta şeyde yani avluyu dolaşıp da gitmesinler. Yani konferans salonuna çıkacaklar da kütüphane ve serbest çalışma ortak sosyal alana geçiş yapabilmek için de orada bir merdiven gibi bir şeye ihtiyacımız olur yani. Aslında Hani bu gene... kısmın yüksekliği çok yüksek olduğu için merdiven de uyumadı. Şurası kurtarmadı yani boyunu. Ama bu kısmı dediğiniz gibi konferans salonunu sadece sabit tutup yaparsam uyar sanırım. O zaman şöyle yap. Yani madem burayı 4,5 metre alma, 4,5 metre al. Tam yarım kat kot farklı olsun. Madem öyle. Şu an zaten 4,2 idi sanırım. 4,5 evet tamam. Yani 4,5 gibi al. Hani buraların eğer 3,3 ise 3'erse bunu 4,5 olarak alırsan, bunu da 4,5 olarak alırsan kat tam aynı hizada bitmiş olacak. Yani son kata geçiş yapabilmek için buradan çift merdivenli çıkmaları gerekecek yani şuradan. Yani bir sahanlıklı merdivenle çıkmaları gerekecek o zaman. Yani şurası aslında bizim şu alan bizim geçiş şeyimiz olacak. Sirkülasyon alanımız olmuş olacak orada. Tamamdır hocam. Bunu şimdi bu kadar planımı çözmediğim için tam anlamıyla başka bir şey yapamadım. Ya şimdi şey tarafı bence iyi olmuş. Hani rektörlük tarafından geleceğimiz tarafta hani bir kafeterya gibi bir şey almaktansa hani restoran ya da işte öğrenci merkezine giriyormuş gibi olmamak için diğer tarafı almamız daha iyi olmuş. Hani en azından öğrencilerin girdiği taraf şey olmuş oluyor. Sosyalleşme imkanıymış gibi. Ama hani o bile olmasa bence olabilir. Ama çok da şey değil. Sıkıntı yapılacak bir durum değil. Peki zemin katta buralardan girişler verecek miyiz biz? Vermeyi düşünmedim. Hani biraz daha sadece koridor ışık sağlayan ya da insanların çıkıp oturabileceği belki farklı mekanlar gibi düşündüm. Yani bence de verme. Çünkü hani mesela bunun kapısını da bu tarafa değil de bu tarafa al. Hani burası ışık alabileceğimiz bir yer olmuş olsun. Tamamdır. Aynı şekilde şu kısımda da var. Bu şekilde iç. Lavabolar çift tarafta. Güvenlik ve danışma şeyin arka tarafında kalmış. Öğrenci işleri orada kalmış. Tabii girer girmez de merdivenle ve asansörle karşılaşmak da biraz bir şey alanı. Kurumsal bir girişin, anıtsal bir girişin hemen arkasında merdiven daha böyle şey bir merdiven olabilir.
mimarlık bölümüne yakışacak bir merdiven olabilir yani atıyorum. Hani iki kolu olur da bunun mesela diğer kolu çizelim. Tabii mekanımız yeterli mi değil mi şurada ona da bir bakmak gerekiyor. Bu taraf böyle çıkarken yani atıyorum iki kotuna çıkarken burası da dört kotuna çıkabilecek şekilde olsun gibi düşündüm. Ama tabii onun için çok geniş bir alan gerekiyor. Burası o genişliğini onu bir düşünmek gerekiyor. Öğrenci işlerinin belki yani bilemiyorum. Onu, şu giriş güzel ama hemen yan tarafına ve yan tarafına lavabo ve öğrenci işlerini almak çok şey gelmedi bana. Yani onun yerine acaba öğrenci işlerini şöyle bir yerde şişirip de yani biraz şişirip giriş yaptıktan sonra şu mekan daha net olacakmış gibi gözüküyor. Merdivenle asansörü kaydırabilirim hocam şu kısmı biraz. Yani tam giriş karşısında değil de biraz daha yanda. Ya o olabilir, evet. Belki hatta bu sınıfı da hani burada bir koridor bırakmak yerine bu sınıfa buradan girip, bu sınıfa buradan girip lavaboları ikisini de burada çözmek gibi bir şeyimiz de olabilir. Alt tarafında ne varmış onun? Fotokopi odası falan bulunmuş. Evet, toplantı odası var. Tabii bu bloğa da çok girmeyecek şekilde Evet. Tamam. şey yapmak gerekecek. Onu da çözmemiz gerekecek. Peki Bodrum'da bir şeyler düşündük mü? Hocam Bodrum'u ne koymayı unuttum. Saniye hemen gösterdim. Bodrum'u da bir düşünmemiz gerekiyor. Çünkü hani evraklarınızı bizim 5 yıl boyunca saklamamız gerekiyor. Çıktı olarak, maket olarak ya da işte arşiv anlamında. Sadece bu yapı grubu değil, mimari projede girecek bunun içine işte bir sürü şey girecek. Bütün derslerimizde düşünürsek aşağıda çok devasa bir alan gerekebilir. Bunun yanında tabii işte eşanjör odası olsun, makine dairesi olsun gibi gibi odaları da hani koymak gerekebilir. Aslında şey sadece ilk bahçelerin olduğu kısımlar kullanılıyor. Onun dışındaki bütün yerler kullanılıyor. İşte ısı dağıtım odası, elektrik odası ya da depo ve arşivden oluşuyor bütün Isı ordu neredeyse. dağıtım odasını bir tane indirelim. Bir tanesi yeterli olur bize. Çift Tamam. yapmak pek anlamlı olmaz. Yani bir kısmında sadece personel odası var. Onun dışında her yer depo ve teknik birimler. Tamam. 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 Sormak istediğin bir şey var mı? Evet, canım. Ben birkaç deneme yapıp işte bir iki hemen göndereceğim. Tamam. Cephe çalışmalarımız arkadaşlar önem verelim. Çünkü proje plan neyse cephede o gelmesin. Yani orada bazı oynamalar yapabileceğiniz bir alan oluşsun bence. Tabii aşağıdaki lavaboyu bu tarafa alınca burası da şişecek biraz. Fuayeyi de bulmuş olacağız. Eskisine göre bir tık şişti aslında. Biraz daha Alan yetmiyor. Alan yeterli değil. Alan, bir de fuayenin hemen yan tarafında lavabolar da çok yani bölmeye çalıştım ama yine de kurtarmıyor sanırım. şey olarak az biraz. Ya da ne yapacağız? Hani burada hoca odalarımızdan iki tanesini yani bir tanesini ya da şey yapıp hoca odalarımızı bir tık yani birer tane odayı yiyip aktarmak gerekebilir. Yani bir bay bir bayan olacak şekilde. Şu an 48, 49 tane hoca odası var. Birkaç tanesinde şey yapsam sıkıntı olmaz. Yani evet. Çünkü fuaye alanıyla yani aslında şey de çok hoş değil. Hocalarımızın yani odalı yani burnunu bayar gibi şey ıslak mekanları oraya koymak da çok hoş değil aslında. Ama tabii bir de hocalarımızın da kullanacakları ayrı bir hani lavaboları da koymak zorunda kalabiliriz belki. Yani buradan ikiye bölüp hoca odaları yani,
akademik personel için, hizmet personel için lavaboları buraya koyarken işte mecburen onun karşı tarafında da diğer ıslak mekanları buraya koymak durumunda da kalabiliriz belki. Ya da tam tersi olacak şekilde şöyle. Tabii buradan giriş yapıp baylar bayanlar gibi ikiye de bölünebilir yani. Tamamdır hocam. Onu bir tık daha ayırmaya çalışayım. Yani evet onu bir düşünelim olmazsa hani baktık ki olmuyor. Islak mekanları hani belki buralara almak durumunda kalabiliriz. Zemin katta nereye denk geliyor ona da bir bakalım. Hepsi aynı yerde. Yani arşivin olduğu yere denk gelmiş oluyor. Ama böylece bütün yani eğitim şeylerinin hani iki olacak şekilde hatta buradakileri de buraya kaydıracak şekilde olabilir de yani. O araya sıkıştırmaya çalışabiliriz de yani. İlla burada olmak zorunda değil. Bu tarafa da alabiliriz. Onu da bir düşün olur mu? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eline sağlık. Evet. Kim Ben müsait? gelebilirim hocam. Tamam buyur. Geldi mi hocam ekran? Kan geldi. Evet. Buyurun Hocam Hüva. ben en başta asansör hep aklımdaydı ama sonradan çıkmış. O yüzden yani bu alanlara yerleştirdim. Onu soracaktım. Tarafa yerleştirdim. Ondan sonra burada çok bir değişiklik yapmadım. Şu lavabonun bu boylarında kesitleri çizmiştim. O yüzden çok elleyemedim. Orayı haftaya düzelteyim. Zemin kat bu şekilde. Birinci katta bu şekilde hocam. Yani sizi attıktan sonra çok bir değişiklik yapmadım. Foyer alanının kısmını kaldırdım. Aslında o bölge oldukça şey olmuş değil mi? Biraz odaklanabilir misin oraya? Foyer alanı oldu Evet. kısmını. Şimdi fuaye alanıyla seminer salonu birbiriyle yarışır vaziyete gelmiş. Değil mi? Evet. Şuradaki sinema alanını biraz daha büyüteyim mi hocam geriye doğru? Ya da şöyle mi yapsak acaba? Yani neden? Yani fuaye alanı sanki burasıymış gibi düşünüp ama kulis için bir yerimiz olmuyor. Bir saniye. Kulise geçişi yapamadık. Ya da onun arkasından mı vermek daha doğru olur? Hani burayı bir tık daha şişirip şöyle fuaye alanı. Bir önceki öyle miydi? Nasıl mıydı hocam? Yani şurada acaba şöyle mi yapsak? Şimdi fuayeyi seminer salonunu hani buraya koyup Evet. şöyle yapıp sahneyi falan buraya alıp işte aslında kulisi falan tam arkasına birebir oturtmak çok daha doğru. Ama fuayeyi de şöyle almak. Fuayeyi şöyle almak. Peki hocam mesela kulisi bu tarafa alınca böyle fuayenin içinden gelir İşte o kulise. çok hoş değil. De onu nasıl çözeriz diye düşünüyorum da. Bilet satış ve demişiz ya hani bilet satışını orada küçük bir hani bu illaki hemen dibinde olmak durumunda değil. Onu başka yere de alabiliriz. Hani binanın zemininde bir yer olur ya da başka bir noktada olabilir. Yani onu şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü sinema alanında da çok dar kalmış durumdayız. Yani oraya cep sineması gibi bir şey koyuyoruz oraya. Evet. Değil mi? Evet. Yani o hadi o bir nebze kabul edilebilir bir şey veya ona baktık ki olmadı bir tık binadan şişirip şey yapılabilir. Ama bu seminer salonuna bir çözüm bulmamız lazım. Çok amaçlı salon niteliğinde değil zaten de. Hani eğer öyle bir şey yapıyorsak önce çok amaçlı salonu yapıp işte kulisini işte
aksesuarların konulabileceği bir şey. Fonun fuayesinin ona göre pozisyonunu almamız lazım. Ama burada en sonda şey yaptığımız için en sonunda yapmaya çalıştığımız için yer kalmadığı için şey yapmaya çalışıyoruz. Yani Uyarlamaya çalışıyoruz burada. bu Evet. şekilde mi çözmeye çalışayım? Yani orada bir hani belki bu kol yani şey üçgen yapıyoruz yani şurayı biraz hormonlar yani şişirebiliriz. Hani ana dağıtım alanında olarak baktığında burayı biraz şişirmemiz gerekebilir şeyden dolayı. Ya da işte atıyorum alt katla bağlantılı bir şeyler farklı bir şekilde çözümleyebilir miyiz diye düşünüyorum. Zemini kata bir daha gelebilir misin? Aynı kolun yerine zemin katta neler yapmışız? Resim atölyesi ve derslik var. Ya hani şeyi düşündüm de şu kolu ve eğer böyle uzatırsak bu kattan çıkabileceğimiz bir şey haline getirebilir miyiz diye de binanın çok dışında kaldığı için bloğun bu kısmını komple büyütmemiz gerekecek. O da Birazcık formu bozuyor gibi hocam. evet formu oldukça bozar. Yani onun yerine şurayı hani bunların asıl kalınlıklar nedir bilmiyorum. Burayı atıyorum birer metre büyüterek yani ya da hani tek kolda büyütüyoruz ya bunu. Yani 1-2 metre burayı büyüterek hareket etmek durumunda kalabiliriz yani burada. Hani o çok Anladım. dışarıdan çok fazla hissedilecek diye düşünmüyorum çünkü. Mesela şurası uzun ya, burası da şey, şununla şu aynı yaklaşık eşit. Bunu biraz daha kendi şeyinde, kütlesinde böyle şişirmek gerekebilir yani. Üst kata bir daha gelebilir misin onun? Geleyim hocam. Ya orada şimdi bir şey yapalım. Ya burada aslında bizim eksiğimiz ne biliyor musunuz? Hani genel olarak söylüyorum bunu. Bir seminer salonu ve onun hizmet alanları nelerdir? Bunların örnek projelerini inceleyip de burada ona göre bir pozisyon aldırmaya çalışmamız gerekiyor. İşte fuayesi nerede, lavaboları nerede, bilet satışı, işte kulisi, dekorların bulunduğu bölüm, depo. Hani bunlar nerede ve nasıl erişim sağlanıyor oralara? Onları birebir şey yapmamız gerekiyor. Mekan organizasyonunda daha önceden tasarım yapılmış ya da gerçekleştirilmiş yerleri ya yerinde görerek ya da işte projelerini inceleyerek şey yapmamız gerekiyor. Bizim orada bir eksiğimiz oluşmuş durumda. O konuda biraz geride kalmış durumdayız. Tamam hocam, o zaman biraz daha inceleyeyim. Ya da şöyle yapabilir miyiz? Hani bu cep sinemasını buradan kaldırıp da mesela şey yapıyorum. Şeyi alıp buraya hani bunun arka tarafındaki kulisi buraya alıp işte bilet satışını buraya alıp mesela yani bilet satışını oraya almak zorunda da değiliz de kulise geçiş yapabileceğimiz bir alan hani şuradan bırakabilmek adına anlatabilir miyim? Çünkü kulisi falan buraya alacaksak eğer lavabo ve kulise şurası işte sahnesi olsa burada da misafirlerimizi alsak, buradan girsek ve şurası bizim fuayemiz olsa. Hocam kulisi bu ta yani arkasına değil de yanına koysa. O da olabilir. Yani şurası bizim sahnemiz olduğunu düşün. Tamam mı? Şuranın sahnemiz olduğunu düşün. O zaman kulisi biz yan tarafını almış olacağız. Şurası oldu. Şurası bizim kulisimiz olacak. Değil mi? Evet. Biraz daha rahatlatmış olacak gibi gözüküyoruz. Hatta şu aksı şuradan kaldırıp bununla aynı aksı olacak şekilde fuayesini de buraya koyabiliriz gibi geliyor bana. Böyle deneyeyim o zaman hocam. Yani bunun hani genişliğini bir değerlendirmek gerekiyor. Çünkü 3-4 metre şey yaparsak bloğun o kanadını iyice şey yapabiliriz. Bozabiliriz. Bozmamak adına da belki bunu biraz daha kısa tutmamız gerekecek. Yani 2 metreyi sınırlandırmaya çalışacağız tabii ama en boy oranına da dikkat etmemiz gerekiyor burada. Tamam. Tamam mı? Tamam.
Yani bu biraz daha doğru olacak gibi gözüküyor. Tamam. Peki Yani hocam bunu çizdikten yani sonra size atsam olur mu? Kritik tamam, bir almıştım. değerlendirelim, bir daha at madem. Belki ıslak mekanları da hani asansörle hani yan yana çözmek zorunda değiliz. Alt katta nereye denk geliyor bilmiyorum ama belki ıslak mekanları da buraya çözüp hani burada artık böyle bir merdiveni artık çözmeyelim. Onun yerine başka bir fonksiyon koymaya çalışalım oraya olmazsa. Merdiveni yerine. Evet, şunu buradan kaldıralım, başka bir fonksiyon koyabiliriz. Belki koridoru hani buradan devam ettirecek şekilde hani şey yapılabilir. Islak Merdiveni mekanları. o zaman şu alana mı Hayır, asansörle yan yana alabilirsin onları işte, onu demek istiyorum. Yani merdivenin falan hepsini buraya alıp, altta nasıl olduğunu bilmiyorum da asansörü falan buraya alsak, ıslak mekanda onun aradan girecek şekilde hani fuayeni karşılamayıp hani buradan girip de çözebileceğimiz bir şekilde alabilir miyiz? Veya tam tersi hani burada bir koridor açıp buradan ikiye bölebiliriz. Baylar ve bayanlar olacak şekilde. Burası ıslak mekan olduğunu düşün. olabilir hocam. Yani hem fuayenin yanında olmamış oluyor, biraz çaprazında kalıyor. Ama sinema salonumuzu yemiş olduk böylece. Tamam. Ya yani onu da bir çözmeye çalışayım. Çözemezsem kaldırayım tamam. Yani böyle biraz daha mantıklı olacak gibi gözüküyor. Tamam. Bir daha yapayım mı? Anladın mı? Bir daha gösterebilir misiniz hocam? Şimdi seminer salonunu böyle koydum. Tamam mı? Aha, tamam. Kulisinin yandan girdiğimizi düşünelim. Tamam. Ondan sonra merdivenlerimizi biz buraya alalım. Alt katta nasıl olduğunu bilmiyorum. Tamam. Fuayemizi buraya aldık. Buraya bir oda koyduk. Belki bu şu odayla bu fuayemiz aynı aksda olabilir. Tamam mı? Yani şeyleri de, merdivenleri de buradan şey alıp, merdivenleri de mavi çıktım bir gün. Asansörümüz burada dursun. Hı. Islak mekanlarımızı da bir koridorla şöyle bölebiliriz. Baylar, Tamam. bayanlar gibi. Tamam hocam. Ya da hani ikisini bu şekilde yaparsın da şurada başka bir mekan. Ha, bilet satış yerim çıktı sana, buyur. Tuvaletin yanında çok hoş değil ama. Tamam. Yani bu daha şey olur. Fuaye, seminer salonu, kulis, işte bir oda, karşılama odası ya da hani gibi gibi. İşte merdivenli asansör, ıslak mekanlar, bilet satışı. Yani Tamam hocam. bilet satış olmak zorunda da değil de oraya depo dersin, bir şey dersin ama rengi yani. Böyle olabilir yani. Soracağım bir şey var mı? Alt katı ayarlarsın Yok. ona göre değil mi? Islak Evet. mekanları falan. Tamam. Bak. Bodrum katta bir Burada değişiklik yapmadım hocam futbolu böyle. yapmışız. Evet. Hocam 3 tane kesit aldım. Yeterli mi bilmiyorum her ağaçtan geçen. Bu şekilde. Burada foyer alanı, sergi alanı, işte yeme içme alanı bu taraflarda. Buraya avlu giriyor. Bu kısımda görünüşe giriyor. Bu da Bodrum'un girdiği kısım. Çalışma alanları var, kitaplık çalışma alanları, bilgisayar laboratuvarı ve çalışma alanları diyor. Bu kısma da cep sinema alanı giriyordu. Aşağıya da atölyeler, burayı da Değiştirdik foyalı. orayı, evet. Evet, bu değişti. Yeterli mi hocam bu kesitler? Yani burada hani yeterli mi diye sormaktan ziyade önce hani düşünmeyi öğrenmek için söylüyorum. Binanızı anlatabilecek kadar çok kesit ve görünüş alın. Ne fazla ne eksik. Bu binanı anlatabilmeye yeterliyse sence yeterli. Öyle düşün. Tamam hocam. Bence yeterli. Görünüşle çalışalım. Renderlarına Tamam. bakalım.
Ya şeye gösterdim, bu merdiven alanı 3 farklı kodda, burada normal basamak şeklinde, burada oturacak şekillerde. Bak bir saniye dur. Burada böyle bir şey yapmışsın ya. Hani Evet. yukarı doğru çıkıyoruz. Yukarıda bir yere git, varmak istiyor insan sanki. Burada bir kapı olsa da ya da orada küçük bir sahanlık gibi bir şey olsa da oradan da üstteki mekana geçiş olsa gibi bir şey istiyor burada. Evet, üstteki mekana geçiş vardı hocam. Kapanmış burası mı anlamadım. Normalde şeydi yani, açık burası. Direkt çıkıyoruz. Yani niye çıksın yoksa oraya? Hani oturup da ben Evet iki muhabbet hocam, edeceğim. normal değil zaten. Geçen hafta da böyle değil de, böyle çizgi çekince bazen kapanıyor, fark etmemişim. Aldıktan sonra fark ettim. Peki. Normalde geçen haftakinde çıkıyorduk çünkü. Burayı da avluya aldım bir de. Bu şekilde aldım. Buralar kışın acayip soğuk olur. Yazın da acayip sıcak olur. Sürdürülebilirlikle ilgili buralara bir şeyler bekliyorum senden. Tamam hocam. Ekolojiklikle, ekonomiklikle, enerji etkinliğiyle ilgili. Tamam. Tamam mı? Tamam. Peki devam et. Diğerlerini de görelim. Hocam geçen haftakilerle aynı diye koymadım onları. Tamam peki yoktur. Şeyde aşağıda devam ediyor gözüküyor da o yüzden. Ha. Şey, bu sayfa gelmiş. Tamam peki. Tamam. Tamam. Bu Soracağım bir kadar. şey var mı? Şimdilik yok. Tamam eline sağlık. Bir 10 dakikalık mola verelim ondan sonra devam ederiz. Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam.